Arkadaşlar merhaba. Bugün okulun ilk günü ve gerçekten çok yorgunum, öleceğim. Çok uykum var, inanamazsınız. Saat şu an bakıyorum. Saat 6:46 ve gerçekten acayip derecede yorgunum. Şimdi kalkacağım, üstümü giyineceğim. Ne olacağını bilmiyorum, o yüzden eşofman giyeceğim, beden olabilir. Sonra çantamı hazırlayacağım, saçımı yapacağım ve çıkacağım. Bu kadar yani. Genelde yaptığım şeyler bunlardı. Saçım çok iyi değil mi? Şuradaki yuvarlak detayı kaçırmayın lütfen. Çok iyi gözüküyor. Ya bu arada ben salonda yatıyorum. Neden alışkanlık oldu? Alışkanlık oldu, hiç yatağa gitmiyorum. Üşeniyorum, burada yatıyorum. Çok rahat, burası da yatak gibi. Bir de siz okulun ilk günü saat kaçta kalkıyorsunuz ya? Sabahçı mısınız, öğrenci misiniz, yoksa okulunuz tam gün mü? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yani hiçbir düzenli programım yok. Her zaman ilk olarak şunu yaparım, şunu yaparım, şunu yaparım diye hiçbir zaman öyle bir şey demedim. Hep farklı ya da aynı fark etmiyor benim için. Hadi ilk önce banyoya geçelim. Şimdi odadayım, dediğim gibi yatağım bomboş, yorgan katlı duruyor orada kıştan beri. Yaza girdiğimizden beri sadece salonda yatıyorum ve gerçekten çok güzel esiyordu. Çok mutlu işte. Şimdi okul için kıyafetimi alacağım ama hangisini giyeceğim? Şimdi beyazla kostüm mü giyeceğim, mor mu giyeceğim, kırmızıyı mı giyeceğim? Hangisi var? Beyaz var. Mora giyeyim, mora bakayım. Moru hiç giymedim. Moru bu dönem ilk defa alıyorum. Ve şimdi kıyafet zamanı mı arayacağım? Kıyafet aramadan hayatta yapamam. Kıyafet görünürde yok. Mor hiçbir şey yok. Çekmecede olamaz. Dün Bismillah. Kim afiyordu öyle ya, çok garipti. Ve dediğim gibi bugün okulun ilk günü. Ben hiçbir şey hissetmiyorum gene. Hani ne mutluyum, ne mutsuzum, ne garip, ne garip değil. Tek okula gidip düşüneceğim şey uyku alacak bugün. Öbür günlerini bilemem. Öbür günleri mutlu olabilirim. Şu an büyük bir ihtimalle mor olmadığı için beyazı giyeceğim. Ben direkt şey yapıyorum, kıyafeti alıyorum, çekiyorum, hafifçe asılıyorum. Askıdan çıkıyor, bazen askı 5 tur dönüyor yere, ya yüzüme ya yere ya da direkt olduğu yerde yine takılı kalıyor. Dediğim gibi beyazı giyeceğim. Altıma da şurada siyah pantolonum var, okul. Okul pantolonu var, bunun beli bayağı bir genişti, bana bol geliyordu. Her adım attığımda belimden düşüyordu, hiç yürünmüyordu. Annem o yüzden beline lastik koydu. Lastikli pantolon aldı. Şimdi bunları giyip geliyorum. Ve şimdi giyindim. Şöyle hemen pembe perdenin önüne geçiyorum. Çünkü o da çok dağınık. İnanılmaz dağınık. Dediğim gibi bunu giydim ve altıma şöyle siyah pantolonumu giydim. Çok iyi gösterdim. Bir tek böyle gösterebildim şu an. Su içeceğim. Daha sonra saçlarımı yapacağım ve çantamı hazırlayacağım. Her zaman en sona çantamı bırakıyorum. Ve bugün bazı birkaç eşyamı daha fazla götürmem lazım. Çünkü bugün dolabıma yerleştirmem lazım kitapları falan filan. Ve dediğim gibi elim bayağı titredi. Ben tam kamerayı tutamıyorum. Elim çok titriyor benim. Neden bilmiyorum. Doktorların eli nasıl titremiyor? Bu kadar böyle neşter falan tutuyorlar. Çok zor değil mi? Bence çok zor doktorların işi. Bu arada büyüyünce ne mesleği olmak istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben her zaman gibi veteriner. Ama şey de düşündüm bu aralar. Hani veteriner yeri açarım, yanına da yemek yeri açarım. Hem orada hem de orada çalışırım. İkisini de çok seviyorum o yüzden. Ay sen niye burada fıtır gibi kalıyorsun arkada? Şimdi dediğim gibi saçımı yapacağım ve çantamı hazırlayacağım. Okulun ilk günü nasıl geçecek bakalım, hiçbir fikrim yok. Aralarda çekemeyeceğim okulun günü. Şimdi ilk olarak size dediğim gibi su içmeye geldim. Bardak burada. Ve gerçekten çok güzel geldi, şansı çok güzel geldi. Ve bu arada şu an Aşura ayına giriyoruz. Eğer bu Aşura videosunu izlemek istiyorsanız videonun sonuna koyacağım Fenomen TV'nin videosunu da izlemeyi unutmayın. Ama onu daha sonra olur. Büyük bir ihtimalle işte Fenomen TV kanalından gidersiniz siz direkt. Çantamı arıyorum şu an. Hey kanki. Çanta yok. Çanta yok evde. Gittim, arabadan geldim. Annemin odaya baktım, annemlerin odada çıktı. 5 saat aramama rağmen hemen karşı odamızdaymış. Üzüldüm şu an. İlk olarak ne alacağım? Defter alacağım. Şöyle koyayım. Şimdi çantaya ilk olarak şöyle küçük bir defter koydum. Bu benim zaten İngilizce defterimdi. Büyük bir ihtimalle ilk gün İngilizce olur. O yüzden bu defter burada ve
Matematik defteri alayım. Matematik defteri almak da mantıklı. Matematik defterimi alıyorum. Bu arada bakın, bunların hepsi Fenomen TV videosunda Woobox göndermiştim. Bunların hepsini ben kendim yapıştırdım. Bence güzel oldu. Sizce nasıl olmuş yorumlara yazmayı unutmayın. Hop, bunu da böyle koyduk. Kalem kutu. Kalem kutu olarak bunu kullanacağım. Çok güzel gözüküyor. Ben çok seviyorum. Pomponu da çok güzel. Ve matara. Su yani. Bunu da Woobox göndermişti. Bence çok güzel. İçine su doldurmuştum ben. Şimdi çantayı kapatıyorum ve saçımı yapıp evden çıkıyorum. Ama çorap giymedim. Doğru. Çorap giymem gerekiyor. Ondan sonra ne yapacağım? Çorap giyeceğim. Ayakkabımı giyeceğim. Üstüme yağmurluğumu giyeceğim. Bu kadar. Yani tek yapacağım şey bunlar kaldı şu anda. Hadi şimdi saçımı yapmaya gidelim. Şimdi ilk olarak uyanmış saçımı yırtacağım. Ve ondan sonra annem gelip saçımı yapacak. Çok saç çekemiyorum. Sonra saçlarım yanıyor, acıyor. Acıyor ben de, o yüzden çok saç çekemiyorum. Şimdi annem saçımı yaptı, gördüğünüz gibi böyle aldı ve çantamı da yaptım, saçımı yaptım, çorap kaldı, çorabımı giyeceğim, sonra yağmurluğumu giyip dışarı çıkacağım ki otobüse yetişebileyim, okulun ilk günde kaçırmayalım. Şu anda çorabımı giydim ve yağmurluğumu da giydim, şöyle göstereyim, pembiş. Ama dışarı çıkınca daha net gözükür, orada gösteririm. Şimdi ayakkabımı giyeceğim, dışarıda takarım. Şimdi dışarı çıkıyorum. Hop, özgürlük. Şimdi evden çıktım ve okula gitmek için otobüse bineceğim. Bugün okulun ilk günüydü ve ben dediğim gibi hem heyecanlı değilim hem heyecanlıyım. Garip bir şey yani, karışık duygu karmaşası var ortada. Tam buradan Fenomen TV kanalındaki Woobox videosuna gidebilirsiniz. Buradaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.